İyi akşamlar. Saatler 17.15'i gösteriyor. Bugün birazcık daha erken yine dop dolu cıvıl cıvıl haberlerimizle karşınızdayız. Dünya dönüyor. Başlasın. Görsel olarak mükemmel ama oldukça tehlikeli çünkü onlar sıcak hava balonları. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'a gidiyoruz şimdi hep birlikte. Dünyanın takip ettiği çok özel bir ışık festivali var şu sıralarda Myanmar'da. Ama bir sıcak hava balonunun kazası görüntüleriyle bu festivale damga vurmuş durumda. Görmüş olduğunuz sıcak hava balonu içinde binlerce havai fişekle beraber havalandırılıyor. Koreografik gereği belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra havai fişeklerinin patlaması beklenirken balonun kendisi yüksek sıcaklığa dayanamayarak eriyor ve havai fişekler de beraberinde aşağıya doğru akıyor. Şimdi yere doğru görüntüleri de detaylı olarak izlemeye başlayacağız. Birazdan ortalık mahşer yeri adeta. En az 9 kişi bu görüntülerin ardından yaralandığı biliniyor. En az 9 kişinin festivalde havai fişekler nedeniyle çıkan yangınlarda yaralandığı biliniyor. Öte yandan özellikle dünyanın dört bir tarafından turist akınına uğrayan bu ışık festivalinden ortaya çıkan bu görüntüler bugün dünyanın da gündeminde. Şimdi isim veremiyoruz ama ipuçlarından kimi kastettiğimizi, neyi kastettiğimizi anlayacaksınız. 3 önemli otomotiv firması var. Bu önemli otomotiv firmaları 2016'nın başından itibaren bir ortaklığa doğru imza attılar. İşte o dev ortaklığın CEO'su şu an VideoWall'da. Biraz canı sıkkın gibi yeri var çünkü bu CEO'nun maaşını düşük göstermekle suçluyor savcılık şu sıralarda onu ve bu nedenden dolayı da başı dertte gibi görünüyor. Özellikle radikal kararlarıyla ön plana çıkan üst düzey yönetici Carlos Ghosn'un maaşını düşük göstermekle birlikte bir takım kendi hesabına da detaylar aktardığı, para geçirdiği suçlaması var gündemde. Görüntüler gelsin. Evet, otomotiv şirketlerinin özellikle firma kazancını şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydediliyor savcılık tarafından. Şu saatlerde özellikle sorgusu yapılıyor. Kendisinin 1999'da Fransız şirket ile sermaye ortaklığına giden bir Japon otomobil şirketinin başına geçen operasyon direktörlüğü sıfatıyla gelen Carlos Ghosn. İyileştirme politikaları yönünde büyük adımlar atıyor şirkette. Fakat fabrikaların kapatılması, yüksek miktarda işçi işten çıkarmaları gibi katı yeniden yapılanma önlemlerine de öncülük ediyor. Bu nedenle şirketin içindeki işçi sınıfı tarafından pek de sevilmediğinin altı çiziliyor. 2005'te de yine üst düzey basamaklardan 2016'ya doğru 3 şirketin CEO'luğuna kadar uzanıyor kendisi. Katı politikalarıyla ön plana çıktığı için ve şu an savcılıkta da sorgusu tamamlandığı için detayları aktarmaya devam edeceğiz. Bakalım bu maaşını yüksek gösterme ve hesabına para geçirme meselesi ona neye mal olacak? I have today in Nissan. Şimdi ülke Sri Lanka. Biz de malum biliyorsunuz bu parlamentodaki arbede görüntülerini çok severiz. Kamuoyunun da gerçekten çok yakından takip ettiği arbedelerden birini göstereceğiz birazdan. Sri Lanka'da, Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da yaşanan bu arbede 20'den fazla milletvekilinin birbirine girmesiyle maalesef sonuçlanıyor. Koltukların süngerleri havalarda uçuşuyor. Monitörler birbirlerine atılıyor. Bazı yere düşen milletvekilleri Sri Lanka parlamentosunda tekmeleniyor bile. Görüntüler gelsin. Devlet başkanının geçtiğimiz ay anlaşmazlık yaşadığı eski başbakanı görevden alıp yerine Mahinda Rajapaksa'yı atamasıyla başlayan siyasi krizin yansımalarını izliyoruz adeta hep beraber. Başbakanlığa atanan Rajapaksa'nın mecliste güven oyu alamadığı oylamaya yapılan itiraz sırasında milletvekilleri arasında
arbede çıkıyor. Tartışma sırasında Rajapaksa taraftarlarıyla eski başbakanın partisinin milletvekilleri arasında da sözlü atışmalar kavgaya dönüşüyor. 20'den fazla milletvekilinin karıştığı olaylarda yumruklar konuşuyor. 10'dan fazla milletvekilinde yaralanmalar tespit ediliyor. 5'i hafif, 5'i ağır, bunu da ifade edelim. Arbede sırasında aynı zamanda genel kurul salonunda yere düşen bazı milletvekilleri birbirini tekmeliyor. Meclis başkanı tabii ki kavga nedeniyle oturuma ara veriyor. Hubble teleskopu olmasa bilmiyorum ne yapardık. Video Wall'daki fotoğraflardan bir tanesi işte Hubble'dan. Bu fotoğraf özellikle NASA'dan Star Trek hayranlarını da heyecanlandıran keşifler arasında. Çünkü Hubble'ın çektiği efsaneleşmiş görüntüler Star Trek'e benzetildi. Şimdi o görüntülerden bir seçme yaptık biz de size. Onlar gelsin ekrana. Hubble teleskopunu hepiniz biliyorsunuz aslında. 1990 yılında yörüngeye fırlatıldı ve özellikle çektiği 5 boyutlu görsellerle gerçekten bizi pek çok konuyla ilgili aydınlatmaya devam ediyor. Şu ana kadar 200 binden fazla fotoğrafı NASA aracılığıyla kamuoyuna paylaşılmasını sağlıyor Hubble teleskopu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yakaladığı Hubble sayesinde aslında yakaladığı bu ilginç karelerden bir seçmeyi size sunarken artık bir de Star Trek benzeri bir fotoğrafımızın olduğunun da altını çizmekte fayda var. Şimdi Video Wall'daki görsel biraz bizim de ilgi alanımızı ortaya çıkartıyor. Animasyonlar. Aslında o bir çizgi film tam anlamıyla. Animasyon kelimesi yanlış bir ifade olur. Hatta haksızlık olur. Çünkü o Mickey Mouse'un öncülü, yani adı Oswald. Japonya'da ilk Oswald bulunmuş. Çizgi filmin 70 yıldır bir anime tarihçisinin deposunda durduğu ve bunun da kayıp 7 filmden biri olduğunun farkına varılmadığı ortaya çıkmış. Efendim, izlediğiniz görselde Oswald'ı görüyoruz aslında. Kendisi Mickey Mouse'un çok benzeri. 84 yaşındaki tarihçi Tatsushi Watanabe filmi ergenliğinde Osaka'da bir oyuncak toptancısından 500 yen karşılığında, bugünün Türk lirasına vurulduğu zaman yaklaşık 23 lira. 23 liraya aldığı görüntüler, görseller aslında Mickey Mouse'un öncülü olan şanslı tavşan Oswald'ın başından geçen maceraları aktarıyor. Bunu aktarmışlar bize. Filmin önemini emektar Disney animatörü David Bozart'ın geçtiğimiz yıl yazdığı Şanslı Tavşan Oswald Kayıp Disney çizgi filmlerinin peşinde kitabının ardından fark etmekte bize kaldı. 1928'den bu yana aranan 7 çizgi film var Oswald'a ait, yani Mickey Mouse'un atasına ait. Onlardan birinin bulunması da tarihe geçen bir keşif oldu bugünlerde. Bu fotoğraf aslında cebinde kalan son parayla benzin alan evsiz adam hikayesinin bir yansıması. Bu hikayenin bir düzmece olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl başında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünya cebinde kalan son 20 dolarını arabasıyla yolda kalan bir kadın için harcayan evsiz adamın hikayesini paylaşmıştı. Peki bu hikaye nasıl düzmece çıktı? Detayları aktaralım. Fotoğrafta da görüyorsunuz, bu hikayeyle birlikte evsiz adam için bir yardım kampanyası bile başlatılıyor ve 400 bin dolar toplanıyor sadece birkaç hafta içinde. Ama şimdi Amerikalı savcılar bu hikayenin tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu ispatlıyorlar. Kate McClure ve Mark Dominico çifti bir gece ıssız bir yolda kalan Kate McClure'e cebindeki son parayla yardım ettiği gerekçesiyle eski donanma subayı Johnny Bobbitt için 400 bin dolar topladıkları bir yardım kampanyası başlatmıştı bundan aylar önce. Bu hikayenin internette uyandırdığı ilgi evsiz Bobbitt'in de Kate gelene kadar arabanın kapılarını kilitleyip beklemesi gerektiğini söylediğine kadar farklı detayların anlatılmasına yol açmıştı. İşte bu üçlü radyolardan televizyon kanallarına, birçok medya kuruluşunda hikayelerini anlattılar ama
yaz aylarında bu üçlünün aslında bu paraları kendileri için topladığı ve kesinlikle hiçbir yardım fonuna aktarmadığı, bu parayı tatillerde harcadıkları gerekçesiyle dava açılıyor ve bu davada da üçlünün aslında bir dolandırıcı çetesi olduğu ortaya çıkıyor. Savcılar bu planın kampanya başlatılmadan bir ay önce planlandığı görüşünde, suçlu bulunmaları halinde üçlünün 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği söyleniyor şu aralar. Şimdi hastaneleri aktarıyoruz hep. Özellikle çocuklardaki özel ameliyatları aktarmaya çalışıyoruz. Güzel haberler vermeye çalışıyoruz hep size sağlık gündemiyle ilgili. Dünya sağlık gündemiyle ilgili ama onları unutmak mümkün değil. Hindistan'a gideceğiz şimdi hep beraber. Bu görsel dünyanın ilk fil hastanesinden fillerin tedavi edileceği bir özel hastane açıldı Hindistan'da. Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde açılan hastane yaklaşık 1 kilometre karelik alana kuruldu. Evet, görüntüler bu hastanenin içinde bulunduğu avludan diyelim ya da o havzadan diye ifade edebiliriz. Hastanenin içinde kablosuz dijital X-ray yani röntgen cihazı var, termal görüntüleme sistemi var, ultrasonografi var, yine beraberinde hamile filler için ayrı departmanlar var, sakinleştirme cihazlarıyla donatılmış bir ayrı oda var. Hastanede ayrıca karantina için ayrılmış bir alan da bulunuyor, yani enfeksiyonlu filler için özel olarak kabinler yer alıyor. Yaralanmış hasta veya yaşlı fillerin tedavi altına alındığı ifade ediliyor bu hastanede. Hindistan kültürünün çok önemli bir parçası filler. Genellikle ülkenin güneyindeki festivallerin ve gösterilerin vazgeçilmez temalarından bir tanesi. Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde turistler için fil gezileri de organize ediliyor. Her ne kadar hayvanseverler buna karşı çıksa da resmi rakamlara göre Hindistan'da 2012 yılında 29 bin olan fil sayısı 2017 yılında 27 bin civarına gerilemiş durumda. Buna da en önemli etken elbette fillerin kansere iyi geldiği iddia edilen dişleri. Ekosistem haberi, çevre haberi olmazsa dünya dönüyor olur mu? Olmuyor. İsviçre'ye gideceğiz hep beraber. İklim değişikliği mesajı içeren İsviçre'deki dev kartpostalı şimdi sizinle paylaşacağız. Ayrıntılı görüntülerimiz var. Tam 125 bin kartpostal hem iklim değişikliğine dikkat çekmek hem de dünyanın en büyük kartpostalı rekorunu kırmak için bir araya getirildi. Hemen görüntüler gelsin. Bu bir Guinness rekoru, bunu hatırlatmakta fayda var. İsviçre'nin iklim değişikliği mesajları içeren dev kartpostalı farklı ülkelerden gönderilen ve iklim değişikliğine karşı mesajlar içeren 125 bin kartpostaldan oluşuyor. Dünyanın en büyük kartpostalı rekoru kırması için de bir araya getiriliyor bu kartpostallar. Avrupa'nın en büyük buz kütlesinin üzerinde duruyor bu kartpostal. Aleteş buzulu bu buzulun ismi. Ancak İsviçreli bilim insanlarının açıklamasına göre daha önce benzeri yaşanmamış bir hızda eriyor. Bu nedenden dolayı da yaklaşık yılda 12 metre buz kütlesi kaybettiği için bu kartpostalın özellikle Aleteş buzulu üzerine kurgulanması isteniyor. Aktivistler dev kartpostalın daha fazla genci, yükselen sıcaklıklara karşı bir şeyler yapmaya ikna edeceğini umuyor. Küresel ısınma çok önemli. Dünyanın ana merkezindeki konulardan bir tanesi iklim değişikliği hemen başucumuzda. Bu nedenden dolayı çevreyi ilgilendiren tüm haberleri de aktarmaya devam edeceğiz. Dünya dönüyor bugünlük bu kadar. Saat 19'da daha farklı haberlerle, ayrıntılarla ana haberde buluşmak dileğiyle.